yani ses mi geldi? Ne öyle işaret yapıyorsun? Ha ses geldi de. Ha öyle mi? Özür dilerim. Yani şimdi böyle şöyle oldu da. Gerçi silah sesini duyduk da. Aa ben de onu duymadım. Dedim herhalde kulak çınlamasından alamıyorum sesi. Ha. Evet bugün 1 Mart 2012 günlerden Perşembe. Mesut Alptekin hayatının ilk vizesini aldı ve Hindistan'a gidiyor böyle. Bollywood'a. Avaremo mananam. Avaremo mananam. Gori 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 gori. Kari 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 kari. Böyle bir şey yani. Bu da Mesut için. Bu da sana kapak olsun Mesut. Bu da sana kapak olsun yani. Evet bugün şu derginin bir serüvenini anlatsana Mesut. Bu dergiyi sen aldın getirdin. Yani. Evet. Saat 11.30'da Mepisto'ya uğradım. Derginin yanlışlıkla Mart sayısını sordum. Mart ayında Mart sayısını sordum. Halbuki geri zekalı ben de Mart'ın birinde Mart sayısı sorulur mu? Geri zekalısın ya sen aptal mısın ya? Yani. Yani 1 Mart'ta hiç çıkar mı bu şey? Yani. Sonra Mephisto'yla nasıl anlaştınız? Böyle kaş göz hareketleriyle mi ya? Nasıl anlaştınız? Gitti baktı böyle dergilerin arasına. Henüz gelmemiş dedi. Ki ona sormadan önce ben de baktım da. Göremedim, önce bir inceledim. Yeni tiyatro dergisi vardı. Yeni tiyatronun Mart sayısı mı? Ha, geçen sefer Mart sayısı. Şubat sayısı. İçinde Ocak. 1 Mart'ta Mart sayısı vardı, anlamadım yani. Yok, Şubat sayısı vardı. Tabii, normal evet. Onun arkasına falan baktım çünkü geçen ay Yeni Tiyatro dergisinin arkasında bulmuştuk bunu. Yani Yeni Tiyatro'nun eki olarak mı veriliyor? Yok, arkasına geçmiş koymuşlar oraya. Yani bu dergi Erbil Göktaş'ın dergisinin arkasına geçmiş. Evet. İyi, puan yükselmiştir yani. 2 puan daha almıştır. Yine baktım bulamadım orada. Ondan sonra öğleden sonra, pardon akşam üzeri saat... Tabii geçen... sabah gittin konsolosluğa vize almak için, akşam da vizeyi aldın yani. Evet. Ulan şu bulunmaza bak ya, etki gücüne bak ya. 2 saatte vize aldı. Evet. Evet. Ondan sonra tekrar İstiklal Caddesi'ne indim, bu kez DNR'a gittim. DNR'da çalışan bayan arkadaşa sordu. Çok iyi yaptın böyle ya. Evet. Bulanık çekiyor olabilir ama kusura bakma. Ne fark eder canım ya? DNR'daki bayan arkadaşa sordum. Bilgisayardan baktı. Tiyatro dergisini dedim. Şubat sayısı var mı? Bilgisayardan baktı. Sadece tiyatro var dedi. Nasıl yani? Tiyatro mu? Tiyatrosu gitmiş, tiyatrosu kalmış. Dedim bir bakayım. Gösterdi resmini böyle bilgisayardan. Ha dedim bu dergi. Tiyatro dergisi çıktı zaten. Resmini koymuşlar. Oradan aldım yani bu dergiyi. Baktı, bilgisayardan göremedi. Ben bir bakayım dedi. Gitti, orada envai çeşit dergi var tabi. Mepisto'daki gibi de değil. Gitti, aradı orada. Ha sen DNR'dan bahsediyorsun. D and A. Evet. D, İngilizce. N, evet. R. Evet. D, R. Evet. Evet. Ondan sonra orada arada buldu. Bayağı bir arkaya atmışlar ama. Niye arkaya atmışlar? Ön tarafta bile araba dergileri falan. Magazin dergileri, tiyatro dergileri. Rafın böyle altında kalıyor, şuraya koymuşlar dergiyi. Ha raf düşmesin aşağı. Yani bir mobilya görevi görüyor bu. Ya bu derken benim elimde işte oraya koymuşlar böyle duruyordu. Ha böyle yapmak biliyorsun askeriyede mola. Evet mola. İstirahat edin arkadaşlar. Çekim, yani. Çekim de öyle. Yok şu an bir çek ya ne demek ki. Evet. Orada buldum. Aldım. 7 lira. 7 lira verdim. Evet. Oha. Hep veriyorum zaten. Artık zaten tiyatro dergisinin fanı oldum ben. Her ay böyle gidip. Ha onun için soğuktu dergiyi getirdiğin zaman bana. Ha fan tutmuşsun böyle demek ki. Üyesi, abonesi gibi bir şey oldum yani. Ha. Yani fanatik oldun o zaman. Fanatik. Fanatik alsaydın ben spor gazetesi var ya daha iyi yapardım. İyi güzel. Neyse. Peki. O zaman ben şimdi düzgün tutayım artık şunu ya. Tüm düzgün. Peki. Şimdi ben bunu aldım, okudum, inceledim. Hallaç pamuğu gibi attım böyle. Tuttum hallaç pamuğu gibi attım. İnceledim. İnceledim, sırt dokudum. Eledim.
asker eyledim. Askerle ne ilgisi var bu şeyin ya? Namaz imamı. Şimdi bir kere bu kapaktaki Haluk Bilginer'le İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nde bir hukuk maçımız vardı. O maç hızla başlayıp Şimşek hızıyla Haluk Bilginer'in lehine sonuçlandı. İstanbul 35. Sulh Ceza'da. Sonra bu şeyi kuran ve yöneten ve sonra Nilçi Gülhan Afşar Demirhanlı'ya teslim eden şahıs, unsurla da keza 35. Sulh Ceza'da bir davamız vardı. O da hızla başlayıp Şimşek hızıyla o şahsın lehine sonuçlandı. Böyle bir yazgı var. Tabii ben yazıyı okudum. Şöyle bir daha derinlemesini okuyacağım. Tamamen yüzeysel, magazinel, tiyatro sanatına bir çivi bile çakmayan basit bir yazı. Magazin dergisi olsaydı yani 46 dergisindeki yazı daha nitelikliydi. Şu dikkatimi çekti. Eskiden bu, özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Bu şeye, tanımlanamaz şeye, bir sürü firmalar reklam veriyordu. Örnekse eskiden Mustafa kardeşim arka kapağını Fortis Bank'a veriyordu. Fortis Bank'a veriyordu. Şimdi Fortis Bank'ın vermesini bırakın, Fortis Bank bile çekti gitti ülkeden. O kadar sert muhalefet yapıyoruz. Fakat bu sefer baktım, ya çok özür dilerim. Arka kapağının içini Ayşe Nişanlıoğlu'na vermiş. Mustafa kardeşim. Geçiyoruz. O ön kapağın içi değil mi? Özür dilerim, çok özür dilerim. Bağışla, gerçekten bağışla. Ne yapacağım, tutacağım, şaşırdım ya. Şöyle ayağımın altından geçin, kulağımı yapmak istiyorum ya. Böyle tuhaf bir şey, özür dilerim. Gerçekten benim uyardığım çok iyi oldu. Erken uyarı uçaklara ne diyorsun, avaksa. Sonra böyle devam ediyoruz. Abi hiç reklam alamıyor. Devlet tiyatroları da Hindistan'daydı. Yarın da Mesut Artek Hindistan'a gidiyor. Olacak yani. Ama Mesut orada güzel fotoğraflar çekiyor da. Böyle devam ediyoruz magazin şeyine, tanımlanamaz şeyine. Reklam bir türlü yok. Kimse reklam vermiyor. Allah Allah. Kimse kendini rezil etmek istemiyor. Allah Allah. Reklam yok. O zaman kapatalım bu işi ya. Hiç reklam yok. Allah Allah. İnanılmaz bir şey. Herhalde Nemi Bilgin de vermiyor. Nemi Bilgin vermiyor Mustafa'ya artık reklam. O arka kapağın içine veriyor diye biliyordum ama. Evet, eskiden arka kapağı Nemi'ye veriyor Mustafa da. Bitti dergi. Bir müzik falan koyarsan artık bu araya. İstanbul Devlet Tiyatrosu reklam kulelerini emperyalizmin, emperyalist kültürün simgesi McDonald's'a peşkeş çeken Demi Bilgin, benim halkımın tüy bitmemiş yetinin verdiği vergilerle beslenen Demi Bilgin, bu tanımlanamaz şeyi besliyor. İki. Ah, kamera yok lan. Buradayız. Oha. 3, 4 sayfa galiba. Fazla incelemeyelim. Arka kapağın içini de Belediyesi Büyükşehir Kocaeli'ne vermiş. Belediyesi? Belediyesi Büyükşehir Kocaeli. Agudu mugudu gibi. Bu zaten bundan para mal aldığını sanmıyorum. Yani reklam yapmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu tanımlanamaz şey bitmiş. Evet. Bitmiş yani. Şimdi arkadaşımızın
Pınar, linççi Pınar Erol'un, linççi oyun atölyesinin patronu Haluk Bilginer'le ilgili söylediği bir söz var. Çöplükten bir tiyatroyu var etti o. Linççi oyun atölyesinin binasını sırtında taşıyarak var eden en önemli kişi İzzet Tozkoparan'dır. Kadıköy'de oturuyor, Maltepe Grand House sinemalarını işletiyor ve Beykoz'da bir düğün salonu gibi bir yeri işletiyor. Bu adam yaşıyor, Rizeli. Ve orayı var eden adam diyor ki oyun atölyesinin o binayı biz kazdık, tiyatro çıktı. Bu yalandır diyor. Bu video ile sabittir, bunu yayınladım. Buna karşı niye dava açmıyorsun? Niye noter olaylı ihtarname göndermiyorsun? Niye beni savcılığa şikayet etmiyorsun? Niye kamu davası açtırmıyorsun? Niye bana maddi manevi tazminat davası açmıyorsun? Halukçu. Yani burada İzzet Tozkoparan'a göre yalan söylemeye devam ediyorsun. Peki Mustafa Bey ne diyor? Diyor ki bu sayının kapak konuğumuz Haluk Bilginer. Ya Mesut, sen liseyi bile bitirememiş cahil bir adamsın değil mi benim gibi? Evet. Hatta benden biraz akıllısın, ben senden daha cahilim. Peki ben sana soruyorum kardeşim. Bu sayının kapak konuğumuz Haluk Bilginer. Bu sayının kapak konuğumuz Haluk Bilginer. Bak burada. Görebiliyor musun? İkinci paragraf. Yok, üçüncü mü? İkinci. Bu. Evet. Yukarıdan aşağı bakarsak tabii üçüncü. Evet. Okuyabildin mi? Zaten daha önce okumuştum ben onu. Ya, şu anda kamerada bunu okuyabildim yani. Kamera görüyor mu? Sen okuduğunu ben biliyorum. Tam olarak görmüyor açıkçası. Biraz daha geleyim. Tabii. Evet, şu anda görüyorum. Ne yazıyor? Bu sayının kapak konuğumuz Haluk Bilginer. Kapak konuğumuz. Evet. Ya ben şöyle biliyorum, biliyor musun? Hani ben cahil adamım, gerizekalıyım ya. Ben bunlar kadar tiyatroyu bilmiyorum, elmas taciriyim ya. Ben gerizekalı, aptal, gerizekalıyım ya. Ben şöyle biliyorum. Bak ben şurada okumaya çalışayım, ben şöyle algılıyorum. Bu sayının kapak konusu Haluk Bilginer. Bu sayının kapak konusu Haluk Bilginer. Ben öyle biliyorum ama ben gerizekalıyım tabii. Ama neymiş aslı? Ya da şey olabilir, bu sayıda kapak konuğumuz. Tabii tabii olabilir, bu sayıda kapak konuğumuz olabilir. Tabii özür dilerim. Bak sen işte lisede bile okudun ya, benden akıllısın. Sen daha az gerizekalısın. Ben çok gerizekalıyım. Ben gerizekalıyım ya, gerizekalıyım. Bu sayıda kapak konuğumuz Haluk Bilginer. Mesut'un söylediği gibi. Ya da bu sayının kapak konusu Haluk Bilginer. Arkadaş da atmış. Bu sayının kapak konuğumuz Haluk Bilginer. İnanılır gibi değil. Ben şimdi bu adama dangalak desem, dangalan sözlük anlamı düşüncesiz kimse, hemen en yakın Cumhuriyet Savcısına gider, beni şikayet eder. Zaten savcılar iddianameleri okumadan hazırlıyorlar. Yargıçlar da hiç hızla yargılayıp şimşek hızıyla ceza veriyor. Bir daha davayı kaybederim. Gülüngü. Size konuşamıyorum ya. Efekt yapabilir misin burada? Tabii. Evet, yani yazı yazmaktan yoksun insanların dergi çıkardığı bir ülkede ve Rosenberg'ler ölmemeli skandalının var olduğu bir ülkede, yani balıkçı, kazmacı başı korsan Orhan Alkaya'nın tiyatro yaptığını iddia ettiği asparagas bir ülkede tiyatro yapmaya, dergi çıkarmaya, tiyatro üzerine yazı yazmaya zaman zaman üşeniyorum. Türkiye'de en hızlı tiyatro üzerine en hızlı yazı yazan kişi benim. En nitelikli, en iyi, en güzel yazı yazan benim demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ama en hızlı, en çok yazı yazan insan benim. Ama inan olsun bazen ne oluyoruz ya diyorum, lanet olsun diyorum. Şimdi bu tanımlanamaz şeyi 3 kişi çıkarıyor aslında. 1- Ayşenin Şanlıoğlu, 2- Lemi Bilgin, 3- Neşat Birecik. Bu şey asla ve kesinlikle
tam bağımsız, özgür, özel bir şey değil. Bu şey tamamıyla veli nimetine bağlı. Veli, lemi demek, nimette aşenin demek, veli nimetine bağlı. Yani aşenin Şanlıoğlu'na, lemi bilgine, Neşet Bilekçi'ye bağlı, tam bağımlı, resmi bir dergidir. AKP'nin çizgisinden bir milim bile şaşamaz. Dolayısıyla Rosenberg'ler ölmemeli skandalında bu şey mutlaka ve mutlaka korsan Orhan'dan yana tavır takınacaktır. Takınıyor zaten. Ama bağımsız olsaydı korsan Orhan'a karşı müthiş bir nitelikli savaşın verildi. Çünkü tiyatro dergilerinin çoğu yavşaktır genellikle. Şimdi ben desem ki tiyatro dergisi yavşaktır, beni mahkemeye verir. 35. İstanbul 35. Sulh Cezada yargılanırsam, hızla yargılanırsam Şimşek Hızı'yla mahkum olurum. Onun için ben tiyatro dergisi yavşaktır demiyorum. Asla demiyorum. Tiyatro dergisi yavşaktır. Asla demiyorum. Kesinlikle demiyorum. Ancak tiyatro dergilerinin çoğu yavşaktır genellikle diyorum. Buna kimse itiraz edemez. Çünkü oyuncular çoğu yavşaktır genellikle diyen Nihat Haluk Bilginer'e sadece sosyalist ilmi bulunmaz itiraz etti. Onun dışında hiç kimse itiraz edemedi. İnsanda mangal gibi yürek gerekir. Bende mangal gibi yürek var. Mangalda kül bırakmayanlar da mangal gibi yürek değil. Kara Fatma yüreği bile yok. Dolayısıyla bu resmi şeyi, tanımlanamaz şeyi hiçbir okuruma asla ve kesinlikle önermiyorum. Okumasınlar. Hatta